Herkese merhaba. Eğitim ve Eğitimcinin kanalı Hocam Bilir kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Uzman ve baş öğretmenlik sınavı 3. modül özel eğitim ve rehberlik konusu başlığı altında. Bugün 5 hap soru çözeceğiz sizlerle birlikte. Bundan sonra da birkaç tane 5 hap soru çözüp 3. modülde bitirmeyi düşünüyorum. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenip beni takip etmeyi unutmayın. Hep birlikte bu sınavı başaracağız inşallah. 5 hapı görünce hapı yuttuk deyim aklınıza gelmesin. İnşallah 5 hap bizim sınavda çözeceğimiz sorular için birer ilaç olur. Hep birlikte bu sınavı başarıyla atlatırız inşallah diyelim ve hep birlikte ilk sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz: Türkiye'de rehberliğin gelişmesinde katkıda bulunan bilim insanları tarafından eğitim sürecinde rehberlik hizmetlerine olan ihtiyaçlardan biri değildir. Soruyu tekrar edelim isterseniz. Türkiye'de rehberliğin gelişmesinde katkıda bulunan bilim insanları tarafından eğitim sürecinde rehberlik hizmetlerine olan ihtiyaçlardan biri değildir. A. Meslek seçiminin kolay olması. B. Bireysel farkların eğitimde dikkate alınma zorunluluğu. C. Psikometride gelişmeler. D. Akıl sağlığına verilen önemin artması. E. İlerlemeci eğitim anlayışının benimsenmesi. Evet, yine her sorumuzda yaptığımız gibi birkaç saniyelik düşünme süremiz ve sonrasında cevabımız gelecek. Bildiğiniz üzere birinci sorumuzun cevabı A şıkkı, meslek seçiminin kolay olması şıkkımız. Rehberlik hizmetlerine olan ihtiyaçlardan biri değildir. Dolayısıyla meslek seçiminin zor olması gerekiyor şıkkımızın doğru olabilmesi için. Onun için birinci sorumuzun cevabı A şıkkı diyoruz ve ikinci sorumuza geçiyoruz. 1907'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston'da kurulan meslek bürosunun amaçlarından biridir. A. Öğrencileri mesleki rehberlik alanında yetiştirmektir. B. İş arayan gençlere mesleki yardım verebilmek. C. Okullara danışmanlık yapmak. D. Kişisel gelişim ağırlıklı olarak çalışmak. E. İnsanlara toplumsal kariyer kazandırmak. Evet. İkinci sorumuzun cevabı B şıkkı, Bursa olacak. Yani iş arayan gençlere mesleki yardım verebilmek Boston'da kurulan meslek bürosunun amaçlarından biridir arkadaşlar. İkinci sorumuzun cevabı Bursa diyoruz. Üçüncü sorumuz: aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir şeklinde. Yukarıda açıklamamızı okuyalım. Dünyada rehberlik hizmetlerinin nasıl olması gerektiği ile ilgili farklı yaklaşım ve modeller vardır. Hangisi bu modellerden biri değildir? A. Parsons modeli. B. Özellik faktör modeli. C. Gelişimsel kapsamlı rehberlik modeli. D. Rehberliği öğretim süreciyle karşılaştıran model. E. Rehberliği karar verme sürecinde yardım olarak gören rehberlik modeli. Evet, üçüncü sorumuza da baktığımızda üçüncü sorumuzun cevabı D şıkkı, Denizli, yani rehberliği öğretim süreciyle karşılaştıran model değil. Doğru cevabımız ne olması lazım? Yani yaklaşım modellerinden biri rehberliği eğitim süreciyle karşılaştıran model olması gerekir. Dolayısıyla öğretim süreciyle karşılaştıran model dediği için bu farklı yaklaşım modellerinden birisi değildir. Üçüncü sorumuzun cevabı D. Denizli diyoruz. Dördüncü sorumuz: günümüzde rehberlik psikolojik danışmanlık kavramlarıyla ilgili bazı yanlış anlayışlar bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışlardan biri değildir? A. Rehberlik psikolojik danışmanlık bireyin sadece duygusal yanı ile ilgilenmez. B. Rehberlik psikolojik danışmanlık yardımı sadece akademik bir öğrenme konusu ve dersidir. C. Rehberlik bir disiplin görevi değildir. Rehberlik yargılamaz ve ceza vermez. D. Rehberlik psikolojik danışmanlıkta
kullanılan bütün yöntem ve teknikler amaç değil, sadece araçtır. E. Rehberlik, psikolojik danışmanlık yardımı her türlü problemi hemen çözebilecek sihirli bir güce sahip değildir. Evet, RPD kavramıyla ilgili bazı yanlış anlayışlar var. Bunlardan birisi değildir diye sormuşuz. Cevabımız B, Bursa şıkkı olacak arkadaşlar. RPD yardımı sadece akademik bir öğrenme konusu ve derstir demiş. Sadece sözcüğü burada hatalı. Dolayısıyla akademik bir öğrenme konusu ve dersi değildir. Dolayısıyla yani sadece değildir. Onun için cevabımız Bursa şıkkı diyoruz. 4B. Beşinci ve son sorumuz. Verilen çalışmalar hangi rehberlik hizmetinin işlevleridir? 1. Okulun kurum olarak tanıtılması ve kısa tarihi. 2. Okulun bina ve olanakları. 3. Çevre. 4. Programlar. 5. Program dışı etkinlikler. 6. Rehberlik servisi ve kurallar. Ve bunun gibi. Verilen çalışmalar hangi rehberlik hizmetinin işlevleridir diye sormuşuz. A. Psikolojik danışma. B. Bireyi tanıma. C. Oryantasyon. D. Bilgi toplama ve yayma. E. Yönetme ve yerleştirme. Evet, bu sorumuzun da cevabı bildiğiniz gibi arkadaşlar. Oryantasyon rehberlik hizmetinin işlevlerindendir. Yani okulun kurum olarak tanıtılması ve kısa tarihi, okulun bina ve olanakları, çevre, programlar, program dışı etkinlikler, rehberlik servisi, kurallar ve bunun gibi hizmetler oryantasyon rehberlik hizmetinin işlevidir diyoruz. Beşinci sorumuzda C şıkkı. Evet, bu videomuzda burada sona erdi. Üçüncü modül ile ilgili ilk testimiz buydu arkadaşlar. Yanıtlarımız yine videomuzun sonunda. Hocam Bilir kanalına abone olup beğenmeyi unutmuyoruz. Bir dahaki dersimizde, videomuzda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin. Başarılar diliyorum.